Hazreti Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, elbette Allah'ın bendelerinden bazı adamlar var ki, ular Nebi hem, şehid hem emesler. Ularının Allah Teala huzurudaki makamlarına kıyamet günü nebiler ve şehidler heves kılırlar dediler. Ya Resulullah, ular kimliğinin haberini bizge eytersiz mi deyişti? Ular özleri karındaş bulmasalar hem, araları da maliyevi aldı birdileri bulmasa hem, Allah'ın ruhu ile muhabbet kılışken kavimlerdir. Allah'a kasam ki, elbette ularının yüzleri nurdur, ular nurdadırlar. Adamlar havfta bulgenleri de, ular havfta bulmaslar. Adamlar mahzun bulgenleri de, ular mahzun bulmaslar. Agah bulirler, Allah'ın evliyalarına havf bulmaz. Ve ular mahzun ham bulmaslar dediler. Ben azizler, hatta ki nebiler ve şahidler Allah'ın yolu da birbiri bilen hakiki dost bugün insanların cennetteki makam mertebesine havas kılarken. Şunun için Allah için dost tutun kalış gerek. Allah'ın huzuruna Allah için dost tutunmagan halde, Allah için ulfet bulmagan halde barışlık, şermendeçilik bu. Cüde hem özü özü zulüm kılıçlık bu. Ve köp hasret ve nadamatlarına sebep buladığı amel bu. Allah'ın merhametini karen, nebiler ve şehidler şu makamda havas kılışı yaptı. Bu kendi makamken, hiç kendi aralarında kavmi karındaşçılık yok. Aralarda hiç kendi maliyevi aldı birdi yok. Fakat yine Allah için birbirine muhabbet koyken. Yani şimdi insanların makamı şimdi yukarı bularken ki, nebiler ve şehidler hem havas kılarken. Allah'ın ruhu ile muhabbet kılışken dedi yaptı. Bir de Allah'ın ruhu diken de Kur'an-ı Kerim nezarda tutulken. Demek Kur'an'daki ahkamlarla amel kılıç bağırası da onlar birbirleri bilen düz, yaru birader olup kalırlar. Ana şimdi insanlarla nebiler ve şehirler havas kılarken. Azizler, bunlar Allah'ın evliyaları. Allah'ın evliya Allah'ları ne fakat özleri ikitesi birbiri bilen düz olup kalırdı. Belki meleş ulfatçilik, düzçilikini etrafı yoyadı. Hüda ana şimdi insanlardan köpçülükimiz, guahımız bulgen bir ikitelerini misal keltirip öteydik. Mana şu mahallemizde Abdülaziz Qori Dada bo'lganlar. Qancha-qancha ahli ilmlarni bir-birlari bilan ulfat qilib ketdilar. Qur'onni yod olib, ming martadan ortiq xatm qilib Qur'onni. Umrlarining oxirlarigacha Qur'onni xodimlari bo'lib o'tgan, hofizlari bo'lib o'tgan buyuk zot shu insonni qachon ziyoratlarga kirsak, 2-3 ta ahli ilm o'tirgan bo'lar edi. Biz ularni tanimas edik. Qaysidir viloyatlardan kelgan Abdülaziz Qori Dada tufayli bir-birlarimizdan tanishganmiz, ulfat bo'lganmiz, yor birodar do'stga aylanganmiz. Mana azizlar, Allohning avliyo Allohlari nafaqat o'zlari bir ikki ishi bilan, balki minglab mu'min musulmonlarni bir-birlari bilan do'st, yor birodar qilib qalblardagi tugunlarni bir-biriga bog'lab ketadilar. Yoki ustozimiz marhum Shayx hazratlarini olib ko'raylik. Shayx hazratlari tufayli millionlab mu'min musulmonlar hozir bir-birimizga ulfat bo'lib o'turibmiz. O'zlari yolg'iz bir kishi bo'lsalar da shunday buyuk xizmatlarni qildilarki, millionlab yurtimiz mo'min musulmonlari hazrat tufayli, ustozimizning barokatlari tufayli bir-birimiz bilan ulfatga aylandik. Hazratning shogirdi ekan, hazratni ko'rgan ekan, hazrat bilan birga bir suhbatda bo'lgan ekan, hazratning ziyoratlarida bo'lgan ekan, demak do'stimiz, birodarimiz, aka-ukamiz deb bir-birimizga yaqin olamiz. Mana azizler, bugün ise ana şimdi büyük bir zatını vefat etken kulları. 2 yıl evvel, 2015 yıl, 10. Mart günü de Üstazımız Şeyh Hazretleri vefat etken ediler. Ana şimdi büyük evliya Allahlar, karen, ne fakat ahli ilimlerini, ne fakat şagirdlerini, milyonlar adli muhlis, mumun musulmanlarını birbirlerine düst, yarı buralarına eğlendirip gittiler. Vefat etkenlerden ki hem onların emelleri tohtiyatken yok. Hazır şu zatın kitaplarını okup o zatka gaybana muhabbet koyuyatkenler var. Tırıklıklarda bir mertte körmegen hem, hatta eşitmegen hem, vefat etkenlerden kim bilip kap eşitikar ve absüz nedamet bilen kitaplarını alıp okup, ana şu zatın şagirdlerine muhabbet koyuyatken insanlar var. Mene Hazretimizin kendi büyük hizmetini kılıp etkenlikleri. Allah'ın evliya Allah'ları ana şundan bularken. Müslümanların cemle kitedi. Müslümanların itfakçılığının nihayette müstehkemle kitedi.
Ana şularının talimatları tüfeyli, şularının bergen dersleri, ilmi marifetleri tüfeyli, bizni aramızda münafıklar sıkılıp kira almayabdi. Aks halde bizni yurtumuz mumun Müslümanlarını hem parça parça kılıp, fırka fırka kılıp, birbirimizde nisbeten kural kötüledigi halatki alıp barıp koyuşu mümkün idi. Allah'ın evliya Allah'ları, Allah'ın dostları, ihlas itikad ile kılgen hizmetlerinin semeresi olarak biz birbirlerimizde dost bulduk, ulfet bulduk. Kalbimiz birbirine bağlandı. Birbirimizi intiklik bilen sağını kütüp duradigan bulduk. Birbirimizi körgenimizde açık şehre bilen, samimiyet bilen bağrımızga basıp kuruşadigan bulduk. Azizler bu hazretem işimiz bu. Bir insan çünkü iş kılıp geçtiği Allah Teala'nın fazlı, Allah'ın bergen barakatı, Allah'ın rahmeti ki kısa güne 63 yıl umur devamında şimdi büyük hizmetlerini amelge aşırıp gittiler. Allah o zatın ruhlarını şad eyleken bulsun. Ana şu manada Hazretimizin muhlisleri, Hazretke dost yarı bradar bulgen, hakiki muhlisler Hazretimizi hatırlayıp, bugün hatıra külleri bu geldiği için 10 tehatmi Kur'an tayarlayıp gelirler. İnşallah bu namazlarımızı okup bu geldiğimizden ki, ana şu 10 tehatmi Kur'an'da okup Hazretinin ruhlarına ve Hazret sebeple başkalarımızdan ötkenlerimizin hem ruhlarına şunu bağışlayınız. Onu karayın bana. Vefat etkenlerden kin hem. Şu zat tüfeyli, onlarla atalep kılınıyordukken hatmi Kur'an'da sahiplerden kança kança ötkenlerimiz bahraman bu kale yaptı. Her cuma, her peşembeler hatmi Kur'an kılı bağışlanırdı. Hazretimizin ruhlarına atalep. Şu yerde duaga kol açıp durgenlerini, hem aralarının ötkenlerini, hem ruhlarını şunda bahraman bo'lishini so'raymiz Allohdan. İnşallah bahraman bo'ladi. Mana hazratimizning qilgan xizmatlari. Ana shuning uchun biz shunday büyük xizmatlarni qilgan zotlarni hech qachon unutmasligimiz kerak. Ana shu zotni bergan ta'limotlari atrofida jamlanib, haqiqiy ahli sunna va jamoa, Hanafi mazhabida mustahkam turib, oralarimizga munofiqlarni aralashib qolmasligiga harakat qilishimiz kerak. Va hech qachon aralashib qolishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak.